Seherdilovan. O her şey var. Vallahi maşallah. Dilşah diyor ki canın ne istiyorsa al diyor bana. Çok teşekkür. Çok naziksin. Ayçiçek yağının bulunmadığı doğru mudur? Kendisi de şikayet ediyor. Sebze fiyatları bizim en çok önem verdiğimiz. Bakalım meyve sebze fiyatları nasıl? Türkiye'den gelen ürünler. Evet, şurada fındık var. Bu da mı Türkiye'den geliyor? Bu savaş et fiyatlarını etkiledi mi? Çok güzel ama tipi. Tadı nasıl acaba? Meşhur Alman çikolataları. Burada bu çevrede sadece bu saatte balık reyonu boşaldı. Boşaldı diyorsun. Daha mı doluydu bu? Evet, et çeşitliliği, kıyma, her şey var maşallah. Ne arzu ediyorsanız. Kıtlık geldiği zaman artık bak, ona kıtlık diyorsun. Hoş bulduk, selamlar, sağ olun. Evet, nedir Almanya'daki yağ meselesi? Savaştan alakası olmuyor mu diyorum. Peki müşteriler sormuyorlar mı? Ben insanlardan şunu istiyorum. Tam da karnı yarıklıkmış bu patlıcanlar. İsviçre'den gelirken çok sayıda tarlada kanola ekildiğini gördüm. Kanola yağı sence tutar mı? Sağ olasın, hoş geldiniz. Müşteri sayısında azalma var mı? Evet arkadaşlar, Wuppertal'dayız. Wuppertal'da böyle bir sistem var. Yani raylar yukarıda ve tren raylara asılı bir şekilde yolcularını taşıyor arkadaşlar. Şu anda Wuppertal'dayız. Merhabalar. Umarım bulunduğunuz yerde keyiflisiniz ve her şey gönlünüze göredir. Hemen arkamda Kartaş Market var. Kartaş Market. Dilşah'ın kız kardeşinin ve eniştesinin marketi. Köln'e gidiyoruz. Yolumuzun üstünde onları da ziyarete geldik. Hadi bakalım, bir de bu arada sizlerle paylaşmak istediğim Almanya'daki fiyatlar, etiketler ne durumda? Zaman zaman canlı yayınlarda Almanya'nın kıtlık için tedbirler alması tavsiyelerini duyuyoruz. Bakalım fiyatlar ne durumda? Artmış mı? Bir inceleyelim. Türkiye'ye göre durumlar nedir? Hadi o zaman bize kolay gelsin. Biz de bir araba alalım. Belki değil mi? İçeriden bir şey alacağız. Şimdi sol tarafta hastane var. Selamlar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Kolay gelsin. Sağ olun. Bakıyorum bayağı kalabalık. Selam. Merhaba. Kolay gelsin. Burası şey mi? Atlı bölümü. O her şey var. Vallahi maşallah. Şahane simit de var. Evet, simiti kendimiz yapıyoruz. Öyle mi? Evet, cidden bu patanın en lezzetli simitleri burada. Tamam, ben şimdi içeri geçiyorum. Tamam, oldu. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet, şimdi meşhur Alman çikolataları buradan başlıyor. Neli varmış? Sütlü, yoğurtlu, böyle bu şekilde gidiyor. Nugatlı, evet, Alman çikolataları meşhur. Almanya'da da fiyat yüksekliğinden bahsediliyor. Mesela şu bir tanesi 1.29 euro arkadaşlar. Yukarıda 0.69 euro. Çikolataların fiyatları böyle. Bisküvilere bakalım. Hemen Türkiye'den gelen ürünler 1.99. Yani bunları euro olarak düşünürseniz ciddi ciddi rakamlar. Neredeyse 2 euro arkadaşlar. Şurada Tutku var. 0.89'muş. Bakın hep Türkiye'den gelen markalar bunlar. Burçak sütlü kremalı burada. Eti kremalı var. Ne kadarmış? 0.79. Bakalım deterjanlar ne durumda? Finish 1.09 mu? Evet ama tuzlu. Tuz mu bu? Makine tuzlu. Ha, makine tuzu. Evet. Bu 4.49. Yani bunlar deterjan bölümü arkadaşlar. Böyle devam ediyor deterjanlarda. Sebze fiyatları bizim en çok önem verdiğimiz. Bakalım meyve sebze fiyatları nasıl? Şimdi mandalina. Mandalina 1 kilosu 1.99'muş. 1.99 euro. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar. Sağ olun. Vallahi işte geldik sizin markete, çekim yapıyoruz. Hoş bulduk. Bu kadar büyük beklemiyordum maşallah. Bayağı büyükmüş market. 10 gün sonraki. Vallahi. Başka bir şey göreceğiz. Hadi. Hayırlı olsun o zaman. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Dilşah bir yandan meyve alıyor. Yani. Yeni dünya. Ne kadar pahalıymış valla. Kaç lira? 4. 5. 5 euro değil mi? 5.99. 4.99. 5 euro işte. Burada. Normalde bunlar daha pahalı. Bu dönemde. Daha mı pahalıydı? Evet, 6.99. 6.99'du diyorsun ki 4.99'a mı? Hangi buradayız şu an?
yerden çok ucuz. Ha, ya indirimdesiniz mi vatandaşlar? Burada bu çevrede sadece bu market var şu an. Öyle mi? Dünyada çıkarsa da sadece biz var. Yani bilinen bir market diyorsun. Onun için çok evet güzel yani. Güzel maşallah. Her şey var yok yok. Tabii ki buyurun lütfen pardon. Evet bakın hemen yumurtalar burada yoğun bir şekilde. Evet, tekrar bakmak gerekirse 2.49, 2.99 kilosu böyle devam ediyor arkadaşlar. Hemen kiviye bakalım. Bir tanesi 0.79 euro. Muza bakalım isterseniz o da 1.49'muş. Şimdi burada salkım domates var. Bakalım ne kadarmış? Kilosu 3.99. Bu indirimli hali mi domatesin? Domatesi şu an 4.99'a satmamız gerekiyor. Kasası 5 kilo 17.95'e gelişi var. Vallahi. Gerçekten çok yüksek. Şu an fiyatlar o kadar yüksek ki. Peki sen Almanya'da bulunduğun sürece şu anda en pahalı dönemi mi yaşıyor Almanya? Ne diyorsun? Şu an sabahları ben fiyat listesini gördüğüm zaman ben bile şok oluyorum. Gerçekten. Gerçekten şok oluyorum. Üzülüyorum ya. Müşterileri ben bile üzülüyorum. Bir de Türkiye'dekileri düşün. Yani fiyat yapamıyoruz. Domatesi 4.49'a satmamız gerekiyor. Düşünün 3.99'a fiyat şey alamıyoruz. Yani aslında 4 euro ama işte o bir politika gereği 3.99 yazılıyor ki insanların gözüne fazla görünmesin diye. Kesinlikle Bizantin şeyi çok önemli. Değil mi? Peki. Bizantin. Burada da salatalığımız var. Güzel. 2.99'muş kilosu. Bunu sanki turşularda mı daha çok kullanıyorlar? Bu da badem salatalık diye geçer ama. Evet. Bu salatalık deniyor. 3.99'muş arkadaşlar. Böyle devam ediyor. Yani yok yok her şey var. Bakın. Bu da çok enteresan bir domates çeşidiymiş, türüymüş. Çok güzel ama tipi. Tadı nasıl acaba? Güzel her midir tadı bunun? Almancası kalp domatesi. Kalp domatesi? Tadı süper. Onu deneyeceksiniz. Onu tadı güzel. Süper. Dişah bunu deneyelim. Bu domatesten bir tane alalım mı? Şu kırmızıyı alalım mı? Alalım. Bir tane var ama aynısı evde. Biz var mı? Evde aynısından varsa evet, alma. Güzel de al bir tane. Bu yeşilinden. Bunu yeşili mi alsın? Evet. Tamam. Bu da İtalyan domatesi. Bu da İtalyan. Yani yediğim bir domates çeşidi çok da severim tadını. İtalyan domatesi mi? İtalyan domatesiymiş. 3.99. Bu da kahvaltılar. Fasulye var. 3.49 arkadaşlar. Patlıcan var. Tam da karnıyarıklıkmış bu patlıcanlar. Ne kadarmış patlıcanlar? 3.99'muş. Şu anda Wuppertal'dayız. Sevgili Dinşah'ın kız kardeşinin marketindeyiz. Meyve ve sebze bölümündeyiz. Fiyatları size anlatmaya çalışıyorum. Yoğun bir şekilde pahalılıktan kendisi de şikayet ediyor. Yani marketin sahibi kendisi de şikayet ediyor ki gerçekten çok zorlanıyoruz ürünleri satarken diye. Bakın şurada da biberler var. Hemen oraya geçeyim sizin için. Benim son derece sevdiğim bir biber türü sabah kahvaltılarında kızarttığınızda çok lezzetli oluyor. Bakalım ne kadarmış fiyatı? 2.39'muş. Bak, bakın ne diyor? 80 kuruştu. Evet. Bunun paketi. 80 sente bunun paketi. Şu. Evet, hepsi. Vay vay vay. Ve geldiği son hale bakın. 80 kuruşken geldiği son hale bakın arkadaşlar. Almanya'daki fiyatlar. Her şeyi savaşa bağladılar. Fiyatlar bu kadar yükseldi. Normal her şeyi bu savaşa mı bağlıyorlar? Ukrayna, Rusya gerçekten savaşı. Gerçekten her şey buna bağlanıyor şu anda. Her şey ona bağladılar. Yani 80 kuruşluk biber. Ne eğer böyle... avukası olabilir acaba? Sebze meyvenin ne avukası olabilir? Ya, demek ki bunu bahanesini yapıyorlar. Bahane fiyatları. Siz de halden alıyorsunuz değil mi? Şu an biberin gelişi 1.70. Vay be. Yani bunun bir paketini 1.70, 1.85'e falan bunların gelişi var. Eskiden de 80 kuruş muydu? Eskiden 59-69 sente bize gelişi vardı. Kuruş diyeceğim, kuruş. Tabii geliş fiyatına göre. Vay vay vay. Evet, şurada fındık var. Bu da mı Türkiye'den geliyor? Bayağı da büyükmüş fındıklar. 8.49 ceviz var. 7.99 arkadaşlar. Fransız cevizi. Ha, Fransız cevizi. Peki. Böyle devam ediyor. Patates kilosu 1.49. Gördüğünüz üzere bütün kuru yemişler var. Kabak çekirdekleri, ay çekirdeği hemen şurada. Bakalım ne kadarmış? 1.99 euroymuş. Göral markaymış. Bakın hemen şurada Seray marka 4.99. 5.49. Tabii. Hurmalar. Şey, jumbo humbalı. Bu en kalitelisi bu herhalde değil mi? Ne kadarmış?
6.29'muş. Burada pişmaniye var. Güzel. Onun da her markası tipi var. Evet. Bakın, Türk İş Cinayet dediğimiz lokumlar da burada yine mevcut. Evet, burada Dilşah diyor ki, canın ne istiyorsa al diyor bana. Çok teşekkür, çok naziksin. Çok teşekkür ediyorum hayatım. Evet, nedir Almanya'daki yağ meselesi? Aslında ben hala de anlamış değilim gerçekten. Neden ne oldu? Birdenbire tedarikler mi kesildi? Normalde şu Yonca markası, Ülker markası, bizim aldığımız markalar Türk markaları. Evet. Bunlar normalde toptancılarda bulunuyor genelde. Tamam. Yani Türk toptancılarda bulunan yağlar. Tamam. Tabii fiyatlar 1.29'a, 1.19'a aldığımız yağlar birdenbire bize satış olarak, hani toptancılar bize 3.79'a bir fiyat belirlediler. 3.79'a bir litre yağ alacağız. Onu %30'la çalışırsak 5.49'a satış yapmamız gerekiyor. Tabii. Yani şu an toptancılarda var ya, yok değil. Ama yağ var. Çok yüksek olduğu için kesinlikle almıyoruz. Bakın, raflar boş arkadaşlar. Yok. Bomboş. Görüyor çünkü musunuz? Fiyatlar çok yüksek. İlk satışı yaptık. Ayçiçek yağının bulunmadığı doğru mudur? Bu çok söyleniyor. Var. Yine toptancılar mı tutuyorlar ellerinde? Türk toptancılarında var. İlk bize hani kıtlık geldiği zaman artık bak, ona kıtlık diyoruz. Diyorsun değil mi? Kıtlık çok geldiği enteresan. Zaman ilk satışları mecburen almak zorunda kaldık ilkin. Fiyatlarımız, yani düşünün, fiyatlar bu. Bir litre yağ 5.79, yani satışlar bir litresi. Ve bu arkadaşlar Türk lirası değil yani, tekrar hatırlatıyorum. Değil bu yok. Euro yani. Ondan sonra bunu devam etmedik. Edeka'dan geliyor. Zeytinyağı görüyorum biraz. Hı. Evet, zeytinyağları da bu yükseldi. 750 mililitre 4.99 euro. Tabii şu an angebotumuz. Özyurem'in özel bir angebotumuz var şu an. Özel bir sıvı yağ mıdır bu? Sızma. Güzel. Yani. Evet. Bu iyi. Zaten şunlar hep Türk yağları. Yani zeytinyağı görüyorum. Ben şu anda ayçiçek yağı görmüyorum. Yok. Ayçiçek yağı yok arkadaşlar. Ayçiçek yağı satmıyoruz. Ayçiçek yağı yok. Kesinlikle. Çok ilginç. Toplacılarda var ama. Vermiyorlar. Fiyatlar çok yüksek olduğu için biz almıyoruz. Ha, siz almıyorsunuz çünkü. Almıyoruz. Nasıl olacak? Müşterilerle sorun yaşıyoruz. Yani bilmiyorum, 5.79'a bir yağın satışı biraz... Peki müşteriler olmaksız. Sormuyorlar mı? Niye ayçiçek yağı lazım, artık kızartma yapacağım? Kimse de şey yapmıyor. Hayır. Kimse şey yapmıyor. Herkes... Peki kanola yağı olabilir mi? Ben yol boyunca İstiklal'den gelirken yani çok sayıda tarlada kanola ekildiğini gördüm. Kanola yağı sence tutar mı? Olabilir. Diyorsun. Ayçiçeğin yerini alabilir mi diyorsun? Alabilir. Yani ciddi olabilir. Ciddi her yerde sarı sarı metrelerce, metrekarelerce alan kanola ya kanola bitkisi ekilmişti. Ben diyorum ki artık diyorum şu market işine son verelim. Evet. Bir yer bulalım diyorum. Ayçiçek ekelim. Diyorsun. Aslında gerçekten de Almanya'nın buna bir el atması lazım. Avrupa ülkelerinin kendi ayçiçeklerini yetiştirmeleri İletim lazım. Yok. Yapmaları Almanya'da lazım. Yönden, evet. Peki şu et bölümüne geçmek istiyorum ben hemen. Tabii bu saatte kalmadı balıklarımız. Bu saatte balık reyonu boşaldı. Boşaldı diyorsun. Evet. Daha mı doluydu bu reyon? Dolu doluydu bu reyon. Güzel de bir reyon olmuş böyle döne döne. Şöyle bakın çeviriyorsun. Ve arzu ettiğini alıyorsun. Almanya'da çok güzel çeşitli. Balıklar nereden geliyor? Hamburg'dan falan mı geliyor? Sanırsam Hollanda'dan geliyor. Hollanda'dan. Evet, daha iyi biliyor. Hemen arkamdan bakın ses duyuyorsunuz. Çünkü kasabımız bir yandan et hazırlığı yapıyor. Kolay gelsin. Haşlamalık etler var. Kemikler var. Nasıl arzu ediyorsanız Türkiye'de olduğu gibi burada kesiyor, kıymasını yapıyor. Değil mi? Her şekilde size hazırlıyorlar. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bizdeyiz. Neler yapıyorsunuz? Aynen Türkiye'de olduğu gibi nasıl isterlerse o şekilde mi hazırlıyorsunuz? Öyle. Kıyma yapıyorsunuz. Peki size soralım, fiyatlar ne durumda? Yani bundan bir ay öncesine göre bu Ukrayna-Rusya savaşı etkiledi mi et fiyatları? Biraz etkiledi. Etkiledi diyorsunuz. Evet, biraz etkiledi. Çok fazla etkiledi. Hemen market sahibi Barış Bey konuşuyor. Barış Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Gerçi engelli miyim size ama nedir, ne durumda bu savaş et fiyatlarını da etkiledi mi? Savaştan ziyade zaten fiyatlar artıyordu. Evet. Savaştan alakası olmayan bir durum. Savaşı fırsata çeviren toptancılar var.
Burada da mı o simsarlar aynen, var? Türkiye'de aynen. Olduğu gibi. Burada daha çok. Burada daha çok. EDEKA'dan bize yağ geliyor 1.79'da. Türk firmasından bize geliyor 4 lira. Ancak az önce anlattım. Şimdi birazdan bana bir tır yağ geliyor 4 euro'dan. Türk firması. Peki insanların sizce alım gücü düştü mü? Düştü, bayağı düştü. Peki müşteri sayısında azalma var mı? Yok, tam aksine insanlar daha çok almaya başlıyor. Daha çok almaya başlıyor. Ne yapıyorlar? Buzlukları mı atıyorlar? Stok yapıyorlar. Stok yapıyorlar. Stok yapıyorlar. Bu şey doğru değil mi? Biz öyle duyum aldık sürekli çünkü. Almanya'nın işte depolayın yiyeceklerinizi vesaire dediklerini siz de duydunuz mu? Var, öyle böyle bir duyum ben de duydum ama ben insanlardan şunu istiyorum. İhtiyacı kadar olan bir şey alsın. Örnek yarım kilo kıyma ihtiyacı varsa yarım kilo alsın. 5 kilo alıp da derin dondurucuda dondurup da bize elektrik masrafı ödemesinler. Diyorsun, doğru. Ve korkunç bir israf var. Örnek atıyor 5 kilo kıyma alıyor, onun 4 kilosunu çöpe atıyor. İsraf. Bir litre yağ lazımsa gelip bir koli alıyor. Tarihi geçiyor, çöpe atıyor. Tabii, sen diyorsun ki geçerse, böyle yüklenmeyin meseleyi. Tabii. İhtiyacınız olduğu kadar alın. Ben her zaman biliyorum ki müşterime ihtiyacın olduğu kadar al, hatta bazı ürünleri boykot yapın, alma. Şu an çocuk 16 euro, 1 kilo çocuk, 16 euro. Ben de eti alıyorum, etin alış fiyatı belli, işleme fiyatı belli. Ama 16 euro insanlar hamile daha çok almaya başlıyor. Çok ciddi bir rakam 16 euro. Tabii 16 lira demiyoruz arkadaşlar, 16 bakın 16 euro, euro diyoruz. 16 bu euro. Nedir, dana mıdır hemen elinizdeki? Bu kuzunun kafesi. Okay. Euro dediğimiz kuzu kafesi. Pirzola, peki. Evet, et çeşitliliği, kıyma, her şey var maşallah. Ne arzu ediyorsanız gelip rahat rahat buradan temin edebiliyorsunuz. Evet, böyle bir dönemden geçiyoruz. Sevgili Barış'ın dediği gibi, Barış Bey'in, yani ihtiyacınız olduğunu alın. Lütfen ihtiyacınız olduğunda gelin. İhtiyaç fazlası alışveriş yapmayın. Evet, ve çok pahalı ürünleri de açık açık söylüyor. Protesto edin ki fiyatları düşsün diyor. Protesto edin. Çok güzel konuştun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Evet, sakatatlar da var. Yani yok yok, yine kasapta her şey var arkadaşlar. Tavuk bölümü de bu şekilde. Evet. Tavuk da bekletilirken en dikkat edilmesi gereken etlerden bir tanesi. Hemen çünkü bakteri üretiyor. Dolayısıyla iyi soğutulması gerekiyor değil mi? Evet. Tavuğun. Peki, zeytin de hemen yan taraftaymış. Durum bu. Evet, güzel büyük bir marketten bahsediyoruz. Bakın maşallah raflar dolu. Diyor ki eski fiyatlar yok. Bir pahalılık dönemine girdik ve yine değerli eşi der ki lütfen ihtiyacınız olanı alın. Ve ihtiyacınız oldukça buraya gelin ve çok pahalı ürünleri de satın almayın, protesto edin diyor. Yine Türkiye'den gelen markalar var. Yörem Yoğurt 1.89'muş. 2.59'a yine Yörem Yoğurt'un başka bir çeşidi ve burada 2,5 kiloluk olan yoğurt 3.99'muş arkadaşlar. Çeşit çeşit peynirler yine Yörem marka 2.99, 3.99 diye euro olarak geçiyor. Yine burada da beyaz peynirler var. Bu beyaz peynirler ne kadar? 1.99'a satılırken şimdi 3.99. 3.29. Nerede? Ha şurada. Evet, fiyatı buradaymış. Şu an işte. 3.09 bu fiyatta 3 hafta içinde bu kadar yüksek. 3 haftada bu kadar ayrılıyorsun. Ukrayna ve Rusya'nın durumundan sonra... İşte hep arkadaşlar bahsediyorum ya size, Ukrayna ve Rusya Savaşı'nın aslında gizli bir gıda terörü olduğu ve bunu bahane ederek insanların gıdasından çalınacağı, cebinden çalınacağını söylemiştim canlı yayınlarda. Bakın açık açık bunu görüyorsunuz da diyor ki 2 euro'du, 1.99'du ama son gelinen noktada 10 euro'ya kadar varmış. Neredeyse 7-8 euro'ya varmış peynir fiyatları. Kayseri pastırması varmış burada. Şahane bir market ama tabii emek gerektiriyor. Değil mi? Zamanınızı buraya kesinlikle veriyorsunuz. Bu işin zaten yani emek, fedakarlık, emek, zaman. Evet. Emeğin karşılığını aldıkça, hani bir şeye emek veriyorsun, karşılığını aldıkça daha çok emek vermek istiyorsun. Hoşuna gidiyor. Ne kadar zorlanırsan da o işine hoşuna gidiyor. O işi ne yapasın? Yani yapmak istiyorsun. Kaç yıldır bu markettesin? Biz sahibisin. 12 senedir bu işi yapıyoruz. 12 senedir. Eşimle beraber. Allah kolaylık versin. 12 senedir market işi yapıyoruz. Kolaylıklar diliyorum eşinle sana. Teşekkür ederim. Burada da deponuz var galiba. Et bölümümüz de var. Soğuk depo. Bakın gıdalar burada.
Geldi Lovan. Abone olun. Videoları da lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Eşiyle birlikte başarılı, güzel, mutlu günler sizlerin olsun. Kolaylıklar diliyoruz size. Hadi bakalım Almanya seyahatimize devam ediyoruz. Sıcak değil mi? Sıcak herhalde. Et de sasını aldık. Altında buz var arkadaşlar.